Topkapı Sarayı'nda yaklaşık 400 yıl, her gün belli saatlerde Bab-ı Hümayun önünde çalan mehteranın kösleri, zilleri, çifte nakkareleri, bayramlarda tahta çıkış törenlerinde de Bab-ı Sade önünde yankılanırdı. Adı makaların nöbet tuttuğu Bab-ı Sade'nin tam karşısında yer alan arz odası, padişahların, yabancı devlet elçilerine kabul ettikleri, sefere çıkan komutanlarla görüştükleri, veziri azamı, kazaskeri, defterdarı dinleyip yönetim hakkında bilgi aldıkları bir makam salonuydu. Divan-ı Hümayun'un düzenli çalıştığı yüzyıllarda padişah, tekliğini ve gücünü simgeleyen bu yalın mekandaki tahtında saygı uyandırıcı ve korkutucu bir sessizlikle oturur, Enderun şefleri ve vezirler tahtının çevresinde görkemli bir halka oluştururlardı. Kısa cümlelerle sunuşta bulunurlar, bakışları yerde ter içinde kalırlar, arzdan çıkmayı bir kurtuluş sayarlardı. Padişahın başkomutanlığını simgeleyen murassa kılıcı ile siyasi gücünü simgeleyen yazı takımı arasında oturduğu bu taht, 16. yüzyılın sonlarından günümüze ulaşmıştır. Sırma ile dokunmuş ipek kumaş üzerine zümrüt, yakut ve altın işli taht örtüsü, padişahın ve imparatorluğun kudret ve görkemini vurgulardı. Elçi kabulleri, bu kudret ve görkem görüntülerinin zirveye ulaştığı ulufe divanlarında yapılır, elçilerin getirdiği değerli hediyeler, padişahın görmesi için arz odasının penceresi önünden geçirilirdi. İç, içerisi anlamına gelen Enderun'da, padişah ve hizmetindeki hadım akalarla iç olanları yaşardı. Osmanlı askeri ve idari aristokrasisinin temelini oluşturan ve imparatorluğun merkezi yönetiminde 1831'e değin etkili olan Enderun aslında bir hizmet örgütüydü. Fakat aynı zamanda avlu çevresinde sıralanan odalarda siyaset adamı, asker ve sanatkar yetiştiren bir tür saray üniversitesiydi de. Enderun'un hazırlık sınıfları büyük ve küçük odalardı. Seferli, kiler, hazine koğuşları ile has oda ise bu okulun üst sınıfları niteliğindeydi. Çoğu devşirme olup özenle seçilen iç oğlanları bu odalarda ve koğuşlarda eğitim görürlerdi. Kıdemlilerine iç ağa ya da zülüflü ağa denilen iç oğlanları öyle bir sıkı disiplinle yetiştirilirlerdi ki yıkanma gün ve saatleri bile önceden belirlenirdi. Büyük odanın bulunduğu mekan günümüzde aynı yerde düzenlenen teship ve hat sanatı kurslarıyla eğitim işlevini hala sürdürüyor. Bu odalarda Edirne, Galata ve İbrahim Paşa saraylarından özel olarak seçilmiş acemiler eğitilirdi. İç oğlanları önce temel eğitim olarak Türkçe ve Kur'an'la geleneksel Türk sporlarından olan atıcılık, güreş, cirit ve tomak öğrenirler. Daha ileriki sınıflarda da
Arapça, Farsça, tefsir ve İslam hukuku okurlardı. Yatmak için de kullandıkları bu odalarda en fazla 8 yıl süreyle hizmet veren, eğitim gören iç oğlanları, birkaç yılda bir yapılan çıkmalarla sipahilikten sancak beyliğine kadar çeşitli görevlere atanırlardı. Çıkmalar sırasında bunların bir bölümü de kalemiye sınıfına geçerek Bab-ı Ali'deki saygın katipler kadrosuna katılırlardı. Günümüzde müdür lojmanı olan yapı Ak Ağalar Koğuşu'ydu. Hadım Ak Ağalar, Bab-ı Sade'nin kontrolünden ve hazırlık sınıfındaki iç oğlanlarının eğitiminden sorumluydular. Ak Ağalar'ın amiri Bab-ı Sade Ağası'ydı. Avlunun sağında uzanan revaklı kemer altının gerisinde, padişahın çamaşırlarını, sarığını ve tülbentlerini yıkayan Enderunluların seferli koğuşu vardı. Bu sınıf, seferlerde de padişahın yanında bulunduğu için seferli adını almıştı. Saray ketudasının sorumluluğundaki bu koğuşta, sarayın en şenlikli gençleri, müzisyenleri, köçekleri, rakkasları barınır. Ancak diğer koğuşlardaki sıkı disiplin burada da aynen uygulanırdı. Günümüzde Topkapı Sarayı hazinesinin sergilendiği Hünkar Hamamı ve bitişiğindeki Fatih Köşkü önünde, daha önce iç oğlanlarının müzik çalıştıkları meşkhane yer alırdı. Hünkar Hamamı soğukluğu ve Fatih Köşkü yüzyıllarca padişahların has hazinesinin korunduğu yer olarak kullanıldı. Sultanların şahsi hazinesi olan altın ve gümüş değerli pek çok eşyanın saklandığı hazinenin sorumluluğu has odalılardan olan hazinedar başına verilmişti. Buranın temizliğini ve korunmasını ise hazine koğuşu içi olanları yapardı. Fatih döneminden beri varlığı bilinen hazine ve kiler koğuşları, Fatih Köşkü ile has oda arasındaydı. Kiler koğuşunda ise padişahın sevdiği özel reçeller, şuruplar, macunlar bulunur, buradaki iç oğlanları da bu yiyeceklerden sorumlu tutulurlardı. Kutsal Emanetler Dairesi Fatih döneminde has oda olarak yapılmıştı. Müslümanlarca kutsal sayılan eşyaların saklandığı taht odası, şadırvanlı sofa ve arzhaneden oluşan bu mekanda padişahlar, arz ağalarıyla görüşürler, uyuyup yemek yerler, dinlenirler, Enderunluların oyunlarını izlerlerdi. 40 zülüflü ağanın kaldığı has odanın büyükleri arasında, sultanın silahını taşıyan silahdar ağa, elbiselerinden sorumlu çuhadar ağa, sarığını saran tülbent ağası, gizli direktiflerini yazan sır katibiyle ata binmesine yardımcı olan Rikaptar Ağa da vardı. Sarayda padişah dışındaki herkes köle konumunda olduğundan Ağalar Camii dahil saraydaki cami ve mescitlerde cuma namazı kılınmazdı. Arz odasının arkasında yer alan Enderun Kütüphanesi, 3. Ahmet tarafından buradaki köşk yıktırılarak yaptırılmıştı. Temelini bizzat kendisinin attığı Enderun Kütüphanesi ile 3. Ahmet, yüzyıllar boyunca padişah hazinesinde toplanan değerli kitaplardan
iç oğlanlarının da yararlanmasını amaçlamıştı. Dışarıda yeni bir göreve atanma dışında hiçbir nedenle saraydan çıkamayan Enderunlular, zamanlarının bir bölümünü, 40 penceresinden giren güneş ışıklarıyla her zaman aydınlık olan bu kütüphanede okuyarak geçirirlerdi. Gümüş tel kafesli dolaplar üzerinde yazılı konu başlıklarına göre düzenlenen kütüphane, dinden astronomiye, tarihten edebiyata, Arapça, Farsça, Türkçe, Yunanca ve Latince eserlerden oluşan yaklaşık 5000 kitabıyla, günümüzde Topkapı Sarayı Kitaplığı el yazmaları koleksiyonunun en zengin serisini oluşturur. Birbirinden güzel köşklerin ve şadırvanlı bir havuzun yer aldığı revaklı yüksek terasa, padişahlar zamanlarının önemli bir bölümünü burada geçirdikleri için Sofai Hümayun denilirdi. İncirlik bahçesine bakan iftariye kameriyesinde sultanlar Ramazan aylarında oruçlarını açarlardı. Burası Fatih'ten 2. Mahmud'a kadar 24 padişahın İstanbul'un Sarayburnu'na özgü sert kışlarını, serin yazlarını ve güzel baharlarını geçirdikleri yerdi. Şehzadelerin sünnet törenleri de genellikle burada yapılır, böyle özel günlerde çil çil altınlar saçılırdı. Sofai Hümayun ve köşkler zaman zaman devlet işlerinin görüşüldüğü toplantılara da mekanlık ederdi. Vezir-i azamlara başkomutanlık kürkü burada giydirilir, yeni göreve atanan Şeyhülislamlar yine burada huzura kabul edilirdi. Dördüncü Murat, Revan Seferi dönüşünde yaptırdığı Revan Köşkü'nü 2 yıl has oda olarak kullandı. Padişah sarıkları bir süre bu köşkte korunduğu için sarık odası da denilen Revan Köşkü'nü 1. Mahmud 1733 yılında Enderunlular için kitaplık olarak düzenletti. Kutsal emanetlerin yıllık temizlik ve bakımı da has odalı ağalar tarafından yine bu köşkte yapılırdı.
1639 yılında yapılan Bağdat Köşkü. Ömrünün 4 yılını sefer çadırlarında geçiren 4. Murad'ın benimsediği bu yaşam tarzını sarayda da sürdürmek için Bağdat Köşkü'nü bir otağ biçiminde yaptırttığı söylenir. Köşkün salonunu çepeçevre saran sülüs hat, Müslümanlarca insanları her türlü kötülükten koruduğuna inanılan Ayet-el Kürsi'dir. Sünnet odası, 1640'ta tahta çıkan Sultan İbrahim tarafından eski bir köşk tadil edilerek yapılmış bir has odadır. Padişahlar, zaman zaman sünnet namazlarını burada kıldıkları ve şehzadeler de burada sünnet edildikleri için bu adla ünlenmiştir. Sofa Köşkü, has bahçeye geçit veren kapının üstündedir. Mustafa Paşa Köşkü de denilen bu ahşap yapı, bir zamanlar Sultan 3. Ahmet'in has odasıydı. 1. Mahmut zamanında önemli bir onarım geçiren ve 18. yüzyıl Türk konaklarının çizgilerini yansıtan bu köşk, Türk barok sanatının en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilir. Ahşap işçiliği, özellikle de tavan tezyinatı çok özgün olan ve pencereleri has bahçeye bakan bu dinlendirici köşkte bazen devlet işleri de görüşülürdü. Bir gözetleme kulesi olarak yapılan Başlala Kulesi, Fatih dönemi yapılarındandır. Has oda büyüklerinden Enderun Başlalası'nın oturduğu bu yapıda, hekimbaşı ve hekimler, padişah ve ailesi için çeşitli ilaçlar, panzehirler, esanslar hazırlarlardı. Çiçek suyu, lokman ruhu, kırmızı gelincik ve limon başta olmak üzere 60 çeşit bitkiden oluşan soğuk algınlığı ilacının 46 çeşit maddenin karışımıyla yara, kırık ve çıkıklarda kullanılan merhemlerin yapıldığı Başlala Kulesi'nde özel macunlar da hazırlanır, padişaha ve sarayın diğer ileri gelenlerine dağıtılırdı. Padişah hastalandığında geceleri de köşkte kalan hekimbaşı,
sultan için hazırladığı çeşitli ilaç ve şerbetleri özel şişelere koyar, mühürleyerek padişaha gönderirdi. Hekimbaşı Kulesi'nde ameliyatla alınmış bir mesane taşı, doğum sandalyesi, çeşitli ilaç şişeleri, padişah ve ailesi için özel olarak hazırlanmış kokular, gözlükler gibi daha birçok eşya bulunmaktadır. Sofa Camii'nin ve Esvap Odası'nın gerisinde Sultan Abdülmecid'in 1859'da inşa ettirdiği Mecidiye Köşkü. Eski bir köşk yerine Topkapı Sarayı terk edildikten sonra inşa edilen Mecidiye Kasrı'nda sultanlar, cülus, bayram ya da hırka-i saadet ziyaretleri öncesi ve sonrası dinlenirlerdi. Ampir-barok karışımı bir üslubu yansıtan bu köşk, Topkapı Sarayı'na eklenen en son yapıdır. Evet, 600 yıldan fazla hüküm süren koca bir imparatorluğun yaklaşık 400 yılının yaşandığı, 36 padişahtan 24'ünün çeşitli acılar, sevinçler tattıkları, kalıcı imzalar attıkları Topkapı Sarayı, şimdi de gizemleriyle ziyaretçilerine hükmediyor.